Mickey? Jamais entendu parler. C'est qui, Mickey? I think now. Doesn't ring a bell. Non, mai sentito. Ma che Miri? Non ho mai sentito parlare. Aslında ben de bilmiyordum Mihri'nin kim olduğunu. Yaşamı ve sanatı hakkında bilgiler bölük pörçüktü. Çok iyi ressamdı. Yoksulluk içinde Amerika'da öldü bilgileri dışında. Çok fazla bilgiye rastlamıyordunuz. Evinden kaçan paşa kızı. Dramatize eden laflar. İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Hanım'ın acıklı öyküsü. Önemli olan şu, 1900'lü yılların başında genç bir kadının İstanbul'u bırakıp önce Roma'ya sonra da Paris'e gidebilmesi, kendini bir ressam olarak yetiştirip çalışması. Bir erkek himayesinde bunları yapmaması. İnanılmaz bir hanımefendiden bahsediyoruz. Hem şahsiyetiyle hem eserleriyle. Öncü, ikonik bir kadın. Mihri Hanım kim olduğunu ortaya koymak istiyor. Hem eğitimciliğiyle hem de şu peçesini kaldıran otoportreleriyle. Bebek pastelleriyle karşılaştığım anda canlı bir resimden sevginin oluk oluk dışarı aktığını hissettim. İna Sanayi Nefise Mektebi ile diğer kadınlara da bir yol açıyor. Ben şöyle övgü aldığımı biliyorum. Biz bunu bir erkek yaptı zannettik. Kadınlar yapıp ettikleri bir anlamda Penelope'nin dokuması gibi gündüz yapılıp gece sökülür. Bu kadın yaşadığı yıllar içerisinde bir şekilde kendini sanatçı olarak görünür kıldıysa, öldükten sonra biz onu niye kaybettik? Kaybolan ilk kadın değil, bulacağımız ilk kadın da olmayacak. Cevap bir kelimeyle veremeyeceğim ama hem ressam hem eğitimci, Osmanlı'nın son döneminde doğmuş bir sanatçımız diyebilirim. 2012'nin sonu ya da 2013'ün başıydı. İstanbul Modern'de katıldığım Türk resim sanatı tarihi derslerinde Burcu Payvanoğlu anlattı ve çok etkilendim. Enisa Hanım, kız kardeşi Mihri'nin, çok güzel bir eser yani. Aslında Mihri'nin yaşadığı dönemde çok güçlü bir kadın hareketi var. Ve bu kadın hareketi çeşitli taleplerde bulunuyor. İkinci meşrutiyetle birlikte bu taleplerini dile getiriyorlar çok güçlü bir şekilde. Ve Mihri de güzel sanatlar alanında aslında bir nevi onların sözcüsü oluyor. Ve bu okul kurulunca da, bu okul kurulduğunda da bu okulun yöneticisi oluyor. Atölye sahibi bir hocası oluyor. Babasıyla ilgili ise Mihri Rasim'in babasının adı Rasim Paşa. Tıbbiye Nazırı olarak geçiyor 2. Abdülhamit döneminde ve Mihri'nin aslında böyle bir ailede doğmuş olması, Açba hanedanına mensup abaz bir aile bu aile. Böyle bir ailenin içine doğmuş olması çok iyi bir eğitim almasını sağlıyor. Hani aydınlanma yaşadım bu filmi çekerken derken şunu kastediyorum. Bilmediğim bir sürü şey öğrendim. O dönemi o kadar iyi bilmiyordum. Çok yüzeysel bilgilerim vardı. Sanat tarihi perspektifinden de bilmiyordum. Kadın tarihi perspektifinden de bilmiyordum. Bütün bu yeni bilgiler beni çok zenginleştirdi. Ve bana mutluluk verdi açıkçası. Özellikle kadın hareketinden haberdar olmak o dönemde. Mihri hakkında çalışmaya başladığım yıllarda çok kısıtlı çalışma vardı. Ve ben kendi merakımı tatmin edecek kadar bile yeterince metne ulaşamamıştım. Yani ilk sorduğum soru Burcu Payvanoğlu'na belgeseli var mı? Cevap hayır. Ondan sonra kitabı var mı? Sadece Mihri ile ilgili. Sadece Mahinur Hanım'ın yazdığı ve aile geçmişini inceleyen bir kitap vardı. Sanatçılığına dair, sanatında neler yaptı, nasıl devam etti bir ressam olarak bütün bu ülkelerde yolculuğuna, buna dair özel bir çalışma yoktu. Dolayısıyla ben aslında ne var ne yoksa öncelikle hepsini okudum ama tatmin olmadım. Ve daha çok bilgiye ulaşmak için aslında dönemle ilgili okumalar yapmaya başladım. O arada 2016 yılında Özlem Gülindağoğlu'ndan haberdar oldum. Çünkü o doktora tezi yazıyordu. Ve bu çapta yapılmış ilk akademik çalışmaydı. Onun yaptığı çalışma Mihri üstüne. Dolayısıyla aslında sorularımın Mihri'nin yani hayatının... özellikle Avrupa ve Amerika'daki dönemiyle ilgili ne yaptığına dair Mihri'nin en çok bilgi ondan buldum.
Dolayısıyla da röportaj yapacağım kişileri seçerken özellikle Mihri üzerine çalışma yapmış kişileri toparlamaya çalıştım. Burcu Pervanoğlu'nun kitabında da hala Asaf için hazırladığı monografi kitabında da Mihri ile ilgili bir bölüm vardı. Çünkü hala Asaf Mihri'nin yeğeni ve o da çok önemli bir sanatçı. Dolayısıyla hayatlarının kesişim noktalarını ele almıştı o da. Dolayısıyla ben aslında Mihri hakkında özel çalışma yapmış kişileri aradım, buldum, ulaştım ve onlarla konuştum. Bunun dışında Selin Turan, Gizem Tongo gibi isimler de, kimisi bağımsız araştırmacı olan mesela Mahinur Tuna o şekilde, Selin Turan bağımsız araştırmacı, Gizem Tongo bir akademisyen, onların da bulgularından faydalandım. Hepsi anlatıyorlar filmde neler bulduklarını Mihri ile ilgili. İşte İnas Mektebi'nin kızları, hocaları ile birlikte maalesef bu fotoğrafta Mihri yokmuş. Yani o, bir de o olsaydı harika olacaktı. Başka İnas Mektebi fotoğrafları da var. Onları da gördüm ben. Artık bir süre sonra hep aynı kızları görebiliyorum. Mesela kim kimle sarılıyor, kim kimin başını omzunu koyuyor. Bir tane var mesela, burada da vardı o sanıyorum. Şu, bak. Bu mesela filmde de kaç tane İnas kullandıysak, hani başka fotoğraflarını da gördüm. Hiçbir fotoğrafta kameraya bakmıyor. Hiç hayatından mutlu değil. Yani sanki bitse de gitsek, şu çekim şu anda bizi niye bölüyor artık bilmem ne düşünüyorsa. Hep ama böyle çok ters bir ruh halinde. Yani fotoğrafla hiç arası yok. Kim olduğunu çok merak ediyorum. Adını bilmiyorum ama. Animasyonlar. Aslında bu filmi düşünmeye ilk başladığımda, hatta ben belgeselden önce kurmacı olarak düşünmüştüm. O zaman da animasyon düşünmüştüm filmin içinde. Belgesel yapmaya karar verdiğimizde bu animasyon bölümleri belgesele taşımak istedim. Çünkü şunu düşünüyordum, ben filmin içinde bir şey anlatmayacağım. Uzmanlar anlatacaklar. Ama benim de Mihri ile ilgili elbette bir düşüncem oluşuyor kafamda. Aslında o animasyon bölümler benim Mihri'yi nasıl gördüğümü ifade eden bölümler filmin içinde. Animasyon bölümlerinin yönetmenliğini Berat İlk yaptı. Ve Feride Çetin de Mihri'ye can verdi. Çünkü karışık bir teknik kullandık. Hem çekim yaptık hem de yaptığımız çekimlerin üstünde rotoskopi çalışması yapıldı. Sonra iki boyutlu ve üç boyutlu çizimler eklendi, çalışmalar eklendi. Çok meşakkatli bir süreçle son haline getirdik animasyonları. Ve de özgün müzikler yapıldı bütün film için ve animasyon bölümleri için. Onları da Eleni Lombardo yaptı. Animasyon ve müzikleri dahil edebilmiş olmamızdan dolayı film. Mais trop mutluyum. Mihri, jamais entendu parler. Belgesel sinemanın içerisinde çok özel bir tür. Ve aslında hakkını vererek yapılınca da izlemeye doyamaz insan. Çünkü kurmacada bir kişi kurar her şeyi ya da bir ekip diyelim. Ama gerçek hayat bambaşka. Gerçek hayat daha çok şaşırtıcı. O yüzden belgeselin de daha fazla şaşırtıcı olma imkanı var. Ve bunu sinemada da biz yansıtabiliriz elimizden geldiğince. Plastik sanatlar da tabii ki sinemanın, belgesel sinemanın konusu olabilir. Daha çok böyle film yapılsa keşke. Ama işte böyle müzeler açıldıkça, İstanbul Resim Heykel Müzesi gibi... Buradaki hikayelerle hem sinemacılar hem de herkes aslında daha güzel bir şekilde karşılaşacak. Ve bu hikayelerden yeni eserleri ortaya çıkarmak için belki herkes daha istekli olacak ve onları görmek için. Çok iyi ressamdı. Yoksulluk içinde Amerika'da öldü bilgileri dışında çok fazla bilgiye rastlamıyordunuz. Evinden kaçan paşa kızı. Dramatize eden laflar. İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Hanım'ın acıklı öyküsü. Bebek portresi. Bu Taner Ceylan'ın daha akademiye hazırlanırken gördüğü, o zaman Resim Heykel Müzesi açıkmış ve çok etkilendiğini söylediği bir eser.
çok güzel anlatmıştı. Ben aslında çok mutlu gittim Antalya'ya çünkü işte 10 yıl süren bir yolculuğun artık hani bittiği noktaydı orası ya da yeni bir durağıydı diyeyim. En azından film bitti. O hafiflikle gittim ben Antalya'ya. Artık hani film seyircisiyle buluşacak, ben aradan çekileceğim diye düşünerek gittim. Üstüne de ödül verilince ve jürinin oy birliğiyle tabii ki bu beni çok mutlu etti. Ama en çok aslında benimle birlikte ve belki de benden daha çok mutlu olan insanlar olduğunu biliyordum o ödül nedeniyle. O yüzden mutlu oldum. Kadın değil, bulacağımız ilk kadın da olmayacak.